Türk halk müziğinin de en önemli destekçisi ozanımız Sayın Neşat Ertaş'ı burada yapmaya karar verdik ve onu burada misafir etmek istedik. Yapım aşaması gerçekten uzun sürdü. Özellikle ailesi, kalan müzik ve biz hep beraber oturduk, konuştuk. Onun muhteşem bir figürünü yaptık ve Madame Tussaud'a yerleştirdik. Onun için sizinle birlikte bu açılışı gerçekleştireceğiz. Yine girişte gördüğünüz gibi Yaşar Kemal var. Yaşar Kemal, Neşet Ertaş'ı Bozkır'ın tezenesi olarak adlandırmış. Kimimize göre de türkülerin babası. Ve bizi açıkçası çok çok mutlu etti onu burada ağırlamak, sevenleriyle buluşturmak için. Üzerindeki elbiseler orijinaldir, kendisinindir, ailesi bize emanet etti onları, göreceksiniz. Yine bağlaması da orijinalini biz aldık, yurt dışına gönderdik, orada yapıldı bir tane kopyası ve şu an göreceğinizde yine o bağlamadır. Orijinal bağlamayı da tekrar ailesine iade ettik. Bir de tabii oğlunu buraya davet etmek istiyorum. Bize onur verdiler. Hem babasının yanında belki birkaç şey söyleyecektik açtıktan sonra. Buyurun. Bir abi, git az daha git. Yaklaş. Buyurun. Tamam. Ya neyse, en esinle durmak istersin, ben de. Aslında bakarsanız ilk başta ben biraz temkinliydim. Çünkü her şeyin zorluğu olduğu gibi bu işin de ayrıca teknik yapılabilme sınırları var tabii ki. Pek benzeyebileceğini de sanmıyordum. Ama olabildiği kadar benzetilmiş. O yüzden yapanların, usta sanatkarların ellerine, emeklerine sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum. İlk gördüğünüzde neler hissettiniz? Kolay değil. Kolay değil. Biraz bir titreme var. Ama ben dediğim gibi pek de yanlısı değildim ama Madame Tussaud'u tabii tanıyoruz. Yapılan işin de iyi olacağına güvenerek müsaademizi verdik ve olabildiği kadar da iyi olmuş. Kendilerine teşekkür eksik ediyorum. Olmayın, sağ olun. Ailemiz ve sevenlerimiz adına teşekkür ediyorum. Bizi onurlandırdınız efendim. Sağ olun. Serper Bey, pardon. Teşekkürler. Çok sağ olun. Ah yalan dünyalar, yalan dünyalar, yalandan yüzüme, ben dünya günahım. Ah yalan dünya. Şimdi görsünüzler.
Şey yapılan,